Merhabalar. Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Sude. Bugün günlerden 21 Nisan Çarşamba. Saatimiz 12.20'yi gösteriyor ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de nöbet özel programıyla karşınızdayız. Üstün Ergüder Meydanı'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube, Twitch ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. 2 Ocak Melih Bulut'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden 111 gün geçti. Bugün protestoların 108, akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eylemlerinin ise 78. günü olduğunu da belirtelim. Protestolar 16. haftasında hız kaybetmeden devam ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve oluşan gündemleri bugün sizlere aktaracağız. Dilerseniz önceki günler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için sosyal medya platformlarımızda ulaşabileceğiniz kayıtlı videolarımızı inceleyebilirsiniz. Akademisyenlerin nöbet eylemi sürerken ve şu an sürüyor. Bir yandan gündemden satır başlarıyla son durum bilgilendirmesini bulunacağız. Diğer yandan da kampüs içinde ve online olarak gerçekleştirilen etkinliklerden sizi haberdar edeceğiz. Şimdi bugünün programını aktarayım. Güney kampüste gerçekleşecek protesto programı. Saat 12'de nöbet başlangıcı ve Boğaziçi TV canlı yayını. Saat 12.30'da kayyum tabelasının asılması gerçekleşecek. Saat 3'te bir tane panel var. Boğaziçi'nin hayal gücü konulu. Saat 5.30'da nöbet bitişi ve basın açıklaması var. Saat 8'de ise bir söyleşi var. Konusu Türkiye gece yarısı kararnameleriyle yönetilebilir mi? Dilerseniz bugün içindeki etkinlikleri de takipte kalabilirsiniz. Şimdi alana geri dönelim ve nöbet eylemine bir göz atalım. Akademisyenlerin nöbet eylemi şu anda gerçekleşiyor. Bugün bu eylemlerin nöbet eyleminin 78.sini izliyoruz. Daha önceki nöbet eylemlerini de sizlere canlı olarak aktardık. Dilerseniz sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Geçmiş videoları izleyebilir ve yaptığımız diğer programları da takip edebilirsiniz. Üstün Ergüder Meydanı'nda gerçekleşen akademisyenlerin nöbet eylemi devam ederken öncelikle birkaç duyurumuz ardından da gündemden satır başları var. Öncelikle bir başsağlığıyla başlıyoruz. 20 Nisan Salı günü üniversitemiz bileşenlerinden Hasan Okumuş'u kaybettiğimiz haberini aldık. Boğaziçi TV olarak haberin derin bir üzüntüyle karşıladığımızı belirtiyor
sevenlerine ve tüm Boğaziçi ailesine başsağlığı diliyoruz. Boğaziçi TV bugün Nöbet Özel'in ardından sürmanşet için yayında olacak. ODTÜ'de gökkuşağı renklerine boyalı olan merdivenlerin bu sene başında üniversite yönetimi tarafından griye boyanması üzerine üniversite yönetimi ve öğrenciler arasında bir anlaşmazlık olmuştu. Her gün farklı renklerde gördüğümüz bu merdivenlerin bugün tekrar gökkuşağı renklerine boyanışı bugün saat 3.30'da canlı olarak Boğaziçi TV'de yayınlanacak. Yayınlarımızı Twitch, Twitter ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi gündemden satır başlığıyla devam edelim. Karakolda öğrenciye polis şiddeti. Melih Bulu'nun 2 Ocak'ta Boğaziçi'de rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar, öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kabul edilmemiş ve protestolara sebep olmuştu. Protestolar başladığı andan itibaren barışçıl ve yaratıcı kurgulansa da gerek kampüs içinde gerek Kadıköy ve üniversitenin yer aldığı Hisarüstü Mahallesi'nde pek çok kez gözaltılar yaşanmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu gökkuşağı bayrağı taşımak, gösteri yürüyüşü düzenlemek, kamuoyuna zarar vermek, dini değerleri aşağılamak gibi gerekçeler gösterilerek mahkemeye sevk edilmiş. Bazı öğrenciler tutuklanmış, bazıları ev hapsi almış, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diken'den Canan Coşkun haberine göre Melih Bulu'nun rektörlük pozisyonu ve rektör olarak yürütmeye çalıştığı icraatları protesto ettikleri için adli kontrol şartı alan öğrencilerden bir tanesi imza vermek için gittiği Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi Amirliği'nde darp edildi. İsmini belirtmek istemeyen öğrenci karakolda polisler tarafından dövüldüğünü ve silahla tehdit edildiğini aktardı. Canan Coşkun haberinde öğrencinin şu ifadeleri yer alıyor. Dış kapıdan girerken gözcü niye geldiniz diye sordu. İmza vermeye geldiğini söyledim. Yanında da bir arkadaşım vardı. Binaya girerken sırtımda çantam vardı. İçeriye girerken bir polis çantamı tuttu ve geriye doğru itti. Kim olduğumu sordu, çantanı çıkar dedi. Ben de korona nedeniyle dokunmaması gerektiğini söyledim. Sonra çok sinirlendiler ve bütün polisler dışarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 polis üzerime geldi, boynumdan tutup ittiler. Yaka paça sağa sola çekiştirdiler. Öğrencinin ifadesini haberin Canan Coşkun haberinin kalanında okuyabilirsiniz. Oldukça uzun bir ifade ve devam ediyor. Olay yaşandıktan sonra darp raporu alan öğrenci, avukatı Levent Pişkin aracılığıyla karakoldaki polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Melih Bulu ve kan dekili olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne 12 Eylül askeri darbesi dönemi haricinde dışarıdan atanan ilk rektör olan Melih Bulu'nun yeni kurulan İletişim Fakültesi'ne de dekan olarak atandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Şubat'ta kurulan İletişim Fakültesi'ne Melih Bulu vekaleten dekan olarak seçildi, atandı, seçilmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre YÖK'ün Bulu'yu vekaleten dekan olarak atama kararı 14 Nisan'da gönderildi. Bu tabloda Melih Bulu atandıktan sonra kendisiyle birlikte çalışmayı kabul etmiş Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 akademisyenin birden fazla pozisyona vekaleten atanmış olmaları dikkat çekici. Evet, akademisyenler nöbet eylemlerini
Şu anda alkışla sonlandırıyorlar. Hemen ana bağlanalım. Akademisyenlerle de söylemlerini alkışla sonlandırıyorlar. Arkada ise protestoların 100. gününde kurulan Boğaziçi Kütüphanesi'ni, kitaplığını görüyoruz. Öğrenciler kendileri koymuşlardı. Ve bu alandan kitap alıp kitap bırakmak mümkün. Yani kitap takısına alan açan bir kitaplık oldu burası. Geçen hafta pardon. Akademisyenlerin nöbet eylemi alkışlarla bitti. Ekranlarınıza getirdik. Evet, bu sırada nöbet özel haricinde akşam programlarımızı hatırlatayım. Takip etmek isterseniz Adırs, Büyüteç, Boğaziçi'li sanatçılar, Serbest Kürsü, Sürü Manşet programlarını sizlerle buluşturuyoruz. Dilerseniz kayıtlı videolar kısmından önceki programlara ulaşabilir, bir taraftan da yayın duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Şu anda saat 12:30. Kaymak tabelasının asılması eylemi gerçekleştiriliyor. Bugün aynı zamanda programda belirttiğimiz açık dersi de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda alan ekibimiz gerekli hazırlıkları gerçekleştiriyorlar. Dersin konusunu hatırlatalım. Bugün panel gerçekleşecek saat 3'te Boğaziçi'nin Hayal Gücü adlı. Biz de bunu ekranlarınıza taşıyacağız. Eğer izlemek isterseniz. Pardon, düzeltiyorum. Ekranlarınıza taşıyacağımız panel Dayanışma 101 konulu. Hande Sart hocamız bugün Dayanışma 101 konulu bir ders verecek. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Boğaziçi direnişi şimdi de aynı zamanda Boğaziçi dayanışması olarak da şekillendi. Bu açıdan hem Boğaziçi içindeki hem de genel dayanışmalarımızı daha iyi anlamak için oldukça önemli bir ders. Sosyal medyalarımızı ve bugünkü açık dersi takip edebileceğiniz kanallarımızı, sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha hatırlatayım. YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden
Bizi takip edebilirsiniz. Geçmiş programlarımızı izleyebilirsiniz. Biraz da Boğaziçi TV'den bahsedelim. Kampüs içerisinde basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto etkinliklerini halka ulaştırabilmek amacıyla gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurduk. 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Birazdan Güney Kampüs'e geri döneceğiz. Açık ders ekranlarınıza taşımak için. Açık dersin konusu Dayanışma 101 ve Hande Sarp tarafından verilecek. O zamana kadar bekliyoruz. Alan ekibimizin de gerekli hazırlıkları yapması için. Bugünün programını yani açık dersten sonra gerçekleşecek etkinlikleri bir kez daha hatırlatayım. Saat 3'te Boğaziçi'nin hayal gücü başlıklı bir panel gerçekleşecek. Saat 5.30'da nöbet bitişi ve basın açıklaması olacak. Saat 8'de ise Türkiye gece yarısı kararnameleriyle yönetilebilir mi başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. Şu anda Dayanışma 101 başlıklı açık dersin başlamasını ve alan ekibimizin yerleşmesini bekliyoruz Güney Kampüs'te. Takip edebileceğiniz Nöbet Özel dışındaki diğer programlarımız ise Others, Büyüteç, Boğaziçi'li Sanatçılar, Serbest Kürsü ve Sürmanşet. Evet, sağda alan ekibimizi görüyoruz. Açık dersin gerçekleştirileceği yerde yerleşmişler ve bir kare tahta var. Birazdan derse başlayacak ve biz de canlı olarak taşıyacağız ekranlarınıza. Açık ders temel bilimler binasının önündeki merdivenlerde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Son hazırlıklar yapılıyor şu anda. Dersi Hande Sert verecek. Ve dayanışmaya giriş konulu bir ders olacak. Evet, şu an Güney'e Dayanışma 101'i ekranlarınıza getirmeye dönüyoruz. Dayanışmada yani bir hedefimiz var, ortak bir amacımız var. Birlikte yapabilme gücü doğuyor ama dayanışma... Sesle ilgili bir sorun yaşanıyor ama hemen çözüleceğini umuyorum. Bekliyoruz çözülmesini. Evet. İkinci, yani Hande Sert hocamız anlatmaya başladı dersi.
bir şekilde nefesimizi alıp verebiliyorduk. Ama daha sonra kesik kesik nefes almaya başladık. Hatta nefes alamamaya başladık. Kendi başımıza kalma kapasitemizi genişletmeye çalıştık, genişletemedik. O nefes alıp verip verebilme, o kendince doğal işleyen bir sistem travmayla, evet toplumsal bir travmayla sekteye uğradı. Her ne kadar belki kendimizi hatırlattık. Nefes almam gerekiyor. Nefes almak yani çok aslında primer gibi gelebilir ama mekanizma açısından çok önemlidir. Travma nedir? Benim doğal akışım içinde nefes almayı vermek en basitiyle bir anda o dengenin bozulmuş olması. Beklenmedik bir anda hazırlıksız beni yakalamasıydı. Covid'de öyle oldu. İkinci travma insan eliyle yaratılmış olan travma ve bizim belki de 100 binden fazladır vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz dediğimiz. Belki Boğaziçi ekosistemi içinde, bu evrensel sistem içinde yaşadığımız ilkelerimiz ve değerlerimizi korumaya çalıştığımız ve bunu dayanışma içinde yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu hareket etmeye başladı. Ara ara kendimizi hatırlattık. Gözümüzde bir şekilde canlansın istiyorum ki belki kendimizi kötü hissettiğimiz zaman o dayanışma çerçevesinde bu aklımıza gelebilir. Bedene ne oluyor travmada? Şimdi travma deyince ister istemez... Ha bir de smink getirdi. Bunu da hatırlarsınız belki çocukluğunuzdan değil mi? Bunların renkli de vardı ama benimki ne yazık ki böyle renksiz olanında. İşte ne bileyim hareket ederken böyle böyle yapıyor. Koşmaya başlıyorsunuz ama ne zaman bir tehdit görmeye başlıyor gidiyor. Ondan sonra açılıyor bom sıkışıyor. Travmada böyle bir şey. Bir enerjinin sıkışması var. O yüzden o enerjinin dışarıya bir şekilde çıkması gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi ben kısaca bir şey çizmeye çalışacağım. Bu aktivasyon olsun, bu da bizim zaman döngümüz için olsun. Ben normal akış için böyle nefes alıp veriyorum. Ama ne zaman bam tehdit alıyorum ya da travma alıyorum bir şekilde ya benim döngüm ne oluyor? Burada tükler oluşmaya başlıyor. Aşağıya doğru iniyor. Tehdit anındayken aslında 3 tane cevap veririz. Ya kaçmadır bu. Ki kaçma nedir? Korktuğumuz için kaçarız. Kaygımız yükseldiği için kaçarız. Ya da yüzleşiriz. Yüzleşmede ne vardır? Aslında en çıkan duygu kızgınlıktır. Yok etme isteği vardır. Bunu anlatmış olduğum bu tip noktalarda bir sistem ya kendi açacaktır. Yani bir şekilde işte nasıl diyeyim korkuyu hissediyor ve kızgınlığı hissediyor ya da kendini kapatacaktır. İşte mesela depresyonda olduğumuz gibi bir anda böyle yılma, yıkılıyorum hissi gibi. Ya da donma, hiçbir şey yapamam, eylemsizlik hali. Bunları beden yaşıyor. O yüzden mesela travmaya baktığımız zaman, çünkü ben dayanışma 101'i anlatırken travmayı acaba baş etmede dayanışma bir parça olabilir mi diye düşünmüştüm. Ve bir şekilde biz bu pik çok hızlı bir sıkıntıda duymuş olduğumuz sıralar hatta Covid'le beraber. Ama ben bunu tekrar eskisine doğru çekebilecek miyim? Yani o hüzünden daha o yaşam enerjisini hissedebildiğim ya da o kızgınlık anından bir şekilde tekrar sistemin regüle olması. Hiçbir şey yapamıyorsanız yeryüzünü hissedin. Bu topraklanmadır. Ben çünkü şimdi öğrencilerimizle beraber topraklanmaya dair bazı alıştırmalar yapıyoruz ama her daim çünkü bir ağacın salınımı vardı, bir de yerden yere salınma vardı. Ama ne zamanki toprağı ve şeyi, zemini hissettiğim zaman bir şekilde o yaşam enerjisi tekrar gidecektir. Evet, kaçma davranışında bulunuruz dedik. Bir şekilde savaş etme dediğimiz yüzleşme ya da üçüncü olarak da donma dediğimiz benim sistemimi bir şekilde kapatmış olması. Şunu biliyoruz. Bizler şu an bir travma içindeyiz. Covid döneminde dediğim gibi eşyanın anlamı değişti. Hayatıma maske girdi. Zamanın anlamı değişti. Mekanın anlamı değişti. Bir anda kendimizi o kapsüller içinde bulduk. Bunun üzerine benim için ev olan, çoğumuz için ev olan üniversite ortamının anlamı değişmeye başladı. Öğrencilerle bir araya geldiği zaman şunu hissediyoruz. Çünkü farklı kesimde öğrenciler var. Diyor ki ev bana yabancı geldi. Bir anda böyle tekinsizlik duygusu. Size çok yakın olan ev hissetmiş olduğunuz yerin bir anda bir tuhaflaşmış olması. Bunu ben genelde 3. 4. sınıf öğrencileri diyor. Hazırlık 1. sınıf öğrencisi şunu diyor. Ben evimi daha bulamamıştım. Şimdi bu boşluk anında o zaman ne oluyor? Pardon. Bir şey aldığında bir tane şey gibi düşünürsek, sarkaç gibi düşünürsek ben böyle gidip geliyorum. Ve o yüzden benim bir yerlere tutunmam lazım. Bir şekilde
baş etmem lazım. Biliyorum ki travma sonrası büyüyeceğim hepimiz. Ama şu an kendimi büyümek için, yani büyümek için bir çaba sarf etmemem lazım. Çünkü o travmayı da yaşamam lazım. Şu an mesela şunu biliyoruz. Bir an olduğu zaman ben bunu duyumsuyorum, travma olduğu zaman. Bunu bedenimde hissedebiliyorum. Bunu bir imgelere oturtmaya çalışıyorum. Yani böyle hatta şey diye düşünebilirsiniz. Şu an hayatımda ne değişseydi daha her şey iyi olurdu ve o imge neydi? Yani beni bir şekilde alıkoyan, harekete geçiren. Davranışsal olarak ben bunu nasıl gösteriyorum? İşte birlikte belki bugün dediğimiz gibi öğrencimize dokunma demek bence o da onun bir parçası. O birliktelik olmak ve davranışsal olarak bir şey. Afektim var, duygum var. Bazen ümitsizliğe kapılıyorum. Yaşam enerjimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Ama eğer o ümitsizliği bir şekilde ben tekrar geri getiremezsem eylemsizliğe geçeyim. Yine o donmaya doğru kapanacağım belki de. Yorgunluk hissi var. Hatta kendi kayıtsızlığımla kayıtsız olduğum anlar bile oluyor. Acaba dayanışma bir şekilde buraya nasıl gelebilir? Diye toplumsal olarak nasıl bunu hissedebilirim? Ya da kendimle bunu nasıl hissedebilirim? Şey gibi düşünebilirsiniz. Yani eşitlik, erişim, katılım ve uyumun sağlayacağı gibi düşünün. Mesela sağ el ben olayım ve bütün o yükü taşıyayım. Kendinize de bunu yapabilirsiniz. Bütün yükü sağ elinize verin. Daha sonra gelsin birisi sol elim olsun o ben olayım. Ya da başka bir arkadaşım olsun ya da meslektaşım olsun. Bütün o yükümü o sol ele vereyim. Bunu yapabilirsiniz siz de. Belirli zamandan sonra o yükü vermek o kadar iyi gelecektir ki. Dayanışma böyle bir şey. Ama ben uzun süre o yükümü başka birisine vermeye başlarsam ben bedensel olarak sağ elimde uyuşma hissetmeye başlıyorum. Çünkü eylemsizliğe geçiyorum. Bu da iyi bir şey değil. Zaman içinde sol elim de yorulmaya başlıyor. Bunu kendinizde de yapabilirsiniz yanındaki ama genel olarak kendinizde yapın ki o duyumsamayı yani hissetmiş olmanızı istiyorum. O zaman ne oluyor? Bir şekilde o ellerin o dengesini sağlamamız gerekiyor. Travma esnasında işte bu yaşamış olduğumuz insan eliyle, hatta bunu hala yani kabul edilmiyor, insan kelimesi kullanılıyor ama bütün yaptığımız zaman insan eliyle yapmış olanlar erkek eliyle yapmış olan. O da Dünya Sağlık Örgütü hala yani erkek eliyle diye kullanmayı tercih ediyor. Belki o yüzden de İstanbul Sözleşmesi'ni o yüzden bu kadar da çok istiyoruz ki bir şekilde o karşıt gelebilme. Benim döngüm içinde her şey iyi giderken bir şekilde her şey bir anda eylemsizleşiyorum. Hatta Rainer Meyer Rilke'nin bir şiirinde şey der, döngülerden bahseder. Ama bir tane döngü açıktır der. Belki bir şeyleri yani o şiirin tam şu an şiir olarak dizisinden şey yapıyor ama bende kazandırdı o anlam. Yani hayatımı genişleyen halkalar içerisinde hissetmek. O halkaları tamamlayabilmek için bu her şey olabilir. En azından o ümidi kaybetmemek üzerine bir şey diyor. Ve ben bilmiyorum kaç dakika oldu herhalde. Ben şunu hep kendimce de düşündüm. Bu dayanışmanın gerçekten kızgınlığı hissetmeden yeri geldiği zaman mesela bunu siz de hissediyorsunuz. Artık sistemi kapatayım, biraz başka işlerle uğraşayım. Evet, kendimize yönelmemiz gerekiyor. O anda ne yapabiliriz? Şeyi hep sorguluyorum ben. Vücut bulmuş acaba aktivizm var mıdır? Ki var. Yani onu bedende hissedip o aktivizme, hak savunuculuğa geçtiğiniz bir an var. O sağ el, sol elde işte o geçişim ve enerjimin bir şekilde akmış olması gerekiyor. Ki biz sosyal eşitsizliklerle bir şekilde, çünkü sosyal adaletsizlik de politiktir. Sosyal adalet de politik döngüsü içindedir. Peki ne yapabiliriz sorusu geliyor. Travmayla ya da şu an yaşamış olduğunuz Boğaziçi Üniversitesi ekosistemi içinde birlikte olmak bize iyi geliyor. Birlikte olup sessiz kalmak iyi gelebiliyor. Ve o döngüyü bir şekilde büyümemiz için ne yapabiliriz? Kaynaklarımızı bulmamız gerekiyor. Burada bir kaynak, bilmiyorum, bir tane çiçek görüyorum, o olabilir. Müzik dinlemeyi seversiniz, bu bir dış kaynaktır. Ama müzik, yani bir şekilde şarkı söylüyorsanız bu iç kaynaktır. O yüzden ben hani olumsuzluklar, çünkü şu an yarın sabah uyandım ve Boğaziçi'ni düşünüyorum. Ne olmasaydı üniversiteye mutlu giderdim dediğiniz anda belki hepimizin ortak bir şey geliyor. Deli. Teşekkür ederim. Evet. Ama bunu sürekli yaşatmak bana bir şekilde çözümsüzlük de getirebilir. Ama ben onun bir gün gideceğini yani, ya da olmanın bir gün biteceğini bilip benim tekrar mekanizmamın nefes almaya başladığını hissetmem lazım.
o tekinsizlikten tekrar o öğrencinin dediği gibi o ev benim evim ve benim Boğaziçi gibi olacak. Ya da eski Boğaziçi gibi olacak. Ama biz şunun yasını yaşamıyor muyuz? Bu dayanışma içinde o da vardır. Covid zamanı neyin yasını sürdük? Hala da sürüyoruz. O belirsizlik içinde ya da tırnak içinde o normal olmanın yasını. Şimdi aynı şekilde Boğaziçi'nde hani eski Boğaziçi'nde bunlar olur muydu? Ama yeniden bir şeyleri inşa edeceğiz. Ve bu inşada bence hep birlikte olabilmek için sinir sistemlerimiz için. Çünkü biz aslında kendi sinir sistemlerimizle de birlikte olarak regüle edebiliriz. İnsanın öyle bir gücü var. Kendini iyileştirmeye travmadan çünkü biliyoruz. Travma olayın kendisi değildir. Travma sizin içinizde olup sizin orada kurban olmanızı. Halbuki biz burada tanık olmamız lazım. İşte dayanışmada bu tanıklığın bir çerçevesi diyorum. Size teşekkür ederim. Nereye kadar? Evet değil mi? Daya'ya kadar. Bunları paylaşacak. Ben yapayım. Ben ne şey yaptım? İyi bir imza koydum. Evet, Dayanışma 101 konulu dersi izledik. Açık dersi. Merdivenlerde de çoğunlukla akademisyenler vardı benim gördüğüm kadarıyla. Bugün yine her zaman olduğu gibi nöbet eylemini ekrana getirdik akademisyenlerin. Üstüner Güder Meydanı'ndaydık. Ardından alkışlar ve gündem vardı. Ardından Güney Meydan'da gerçekleşen Dayanışma 101 konulu açık dersi izledik. Şimdi artık yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Son bir kez Güney Ekran'a dönelim. Evet, açık dersin yavaş yavaş dağıldığını görüyoruz. Bizden de bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.